Müminler, Rabbim benim nefsimi de sizin nefsinizi de böyle olmaktan korusun inşallah. Namaz kılıyor, faiz yiyor. Namaz kılıyor, zina ediyor. Namaz kılıyor, içki içiyor. O kılmıyor deyince ya biraz ağır mı olur acaba diyeceksiniz Müslümanlar. Onun kitapta yeri yok. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor, hac etmiyor, eli arşa açılmıyor, alnı secdeye gelmiyor. Onun kitapta yeri yok. Aşağıda göreceğiz muhterem Müslümanlar. Evet. Hem namaz kılıyor hem büyük günah işliyor. Hatta hacı amca ya oğlum aç bakalım şu televizyonu diyor. Gece yarılarına kadar çanak anten tabii veya kablo yayını. Evet muhterem Müslümanlar. Ne gelirse seyrediyor. Evet. Gelini, kızı, damadı, oğlu, karısı, dayısı, amcası oturmuşlar. Ne gelirse seyrediyor. Çıplaklar kampından tutunuz. Bilmem ne mahlukatına varıncaya kadar ne gelirse. Bu biri tabii. Evet muhterem Müslümanlar. Ya. Biri beyanat veriyor muhterem Müslümanlar. Biri beyanat veriyor. Rakı bu milletin milli içkisi olmalı diyor. Ya. Rakı bu milletin milli içkisi olmalı diyor. Bir gazete kupürünü mümin kardeşim kesmiş geçen cuma. Hocama verin demiş. 6 ayda Türkiye'de 36 milyon litre içki tüketilmiş. 6 ayda Türkiye'de 36 milyon litre içki tüketilmiş. Hatta geçen 5 seneyi de sıralıyor. Falan senede falan miktar, falan senede falan miktar. Muhterem Müslümanlar. Çok garip. Şu gördüğünüz bir gazetenin kupürü. Yani 65 milyona hitap eden bir gazetenin kupürü. Burada diyor ki alkole başlama yaşı 16'ya kadar düştü diyor. Ortaokul talebesi uyuşturucu kullanmaya başladı muhterem Müslümanlar. Ya ortaokul talebesi biliyorsunuz ilkokul 12 yaşta bitiyor aşağı yukarı. 13, 14, 15, 16'ya doğru çıkın. Ortaokul talebeleri arasında sigara zaten belli. Şu kadar yumurcaklar şuradan giderken bazen görüyorum sigara içiyor. Ya toplanmışlar 3-4 tanesi bir yerde sigara içiyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş onların arasında bir başkası gelip oturuyor. Ulan diyor benim sigara daha çok keyif verici. İsterseniz bir yakın bakalım şundan diyor. Genci orada o yavrucağızı avlamaya başlıyor. Daha ortaokul talebesi. Ve muhterem Müslümanlar bakınız bu 65 milyona sesleniyor. Alkolizm aile düzenini de bozuyor dedikten sonra cemaatime bunu olduğu gibi okuyacağım. Alkol bu millet için rakı ve emsali içkiler ne büyük facia ve felakettir kulağınız duysun diye. Araştırmalara göre Türkiye'deki boşanmaların %80'i Müslümanlar. Türkiye'deki boşanmaların %80'i, aile içi şiddet ve kavgaların %70'i, ırza geçmeler ve tecavüzlerin %60'ı, cinayetlerin %85'i, trafik kazalarının %61'i, intiharların %58'i içkiden ve alkolden geliyor diyor arkadaşlar. Ve esefle söyleyelim ki trafik devamlı kontrol ediyor. Sayısız insanın ehliyetini alıyor ve ceza yazıyor. Şu kadar milyar ceza yazıldı diye. Niye? Çok özür dilerim muhterem Müslümanlar. Hani ben isterseniz pek ağır söylemeyeyim. Dedem ağzı leş gibi kokuyor derdi. Ben öyle söylemeyeyim de ağzı içki kokuyor diyeyim hadi. Hafif söyleyeyim size. Evet. O aleti tutuyor. %65 sarhoş, %50 sarhoş, %40 sarhoş filan. O alet gösteriyor muhterem Müslümanlar. Ve ben müminler aklınıza, vicdanınıza, beyninize, inancınıza, imanınıza sesleniyorum. Ben. Şurada dört yol kavşağına geliyorum tanıdığım bir komiser arkadaşa. Ya bu arabaları doldurmuşsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hocam diyor işte kontrol yapıyoruz.
Bu bir de şoförlerin ağzını kokluyorsunuz. Sarhoş mu değil mi diye bakıyoruz hocam diyor. Sarhoş olunca kaza yapıyor diyor. Eğer otobüste şu kadar ölü, bu kadar yaralı. Eğer taksi ise kullanan ve yanındaki kişi öldü, 3 kişi yaralı, hastaneye kaldırıldı. Müslümanlar, yaralının da hali bir ömür boyu korkunç. Boynu kırılmıştır, beli kırılmıştır, kolu kırılmıştır. Onun da ne olacağı hiç belli değil. Öyle mi? Bunu kontrol ediyoruz diyor. Muhterem Müslümanlar, bu büyük günah işleyen hem de ibadet eden, Kur'an tabiriyle ve aharuna i'tarafu bi zunubihim halatu amelen salihan ve ahara seyye. İbadetle masiyeti devamlı birbirine karıştırıyor bu aslan. Ya muhterem Müslümanlar, ben cemaatime şöyle diyorum ve nefsim için böyle istiyorum. 1000 yıl ömrümüz olsa, yolculuğa devam ediyoruz ya, ömür yolculuğu. Karşıya kavşak geliyor, kavşak geliyor, kavşak geliyor, levha var. Hani trafikte tek istikamet, gençler, tek istikamet levhaları var ya sağa doğru. 1000 yıllık yolculukta tek istikamet Allah'a doğru, Allah'a doğru, Allah'a doğru, yine Allah'a doğru.